zaten. Şu anda ambulansı takip ediyoruz yolda. Evet. Bir ulaşsın sonra sizi arayacağız. Tam Tamam ama bizim burada herhangi bir ses yok yani. Tamam. Şu anda Tamam. ambulans ulaşınca ben sizi arayacağım. Yani bilginiz olsa hiçbir ses yok. Şimdi bakanlıkla görüştük. Her birimiz bir telefonda olacağız. Siz Evet. şimdiden hazırlıklarınızı yapın. Şu anda Evet. onay verdiler ama biz sizi arayınca çıkacaksınız. Şu anda Tamam. siz hazırlıklarınızı... Sizler kesildi mi polislerin sesi? Buradadır. Hemen sizin çıkacağınız kapının önündeler. Evet, içeride. İçerideler. Yani belki sizin sesinizi de duyuyorlar. Yani telefon Duysunlar. açık ya zaten. Duysunlar. Yani İçişleri Bakanlığı da yanınızda mı? Ha? Şu anda o telefonun Alo. Erbal, ben kulaklarım kötü, ben duymuyorum. Kulakların kötü. Şu anda sesimi alıyor musun? Çok az arıyorum. Çok az. Bağırıyorum şu anda. Bak bağırıyorum. Siz Bari. oradan çıkabilecek durumda değilseniz başka bir formül bulmamız lazım. Ya biz enkaz altındayız. Ben nasıl anlatayım ya? Tamam. Çıkabilecek durumda değilsiniz yani. Enkaz Tamam. altındayız. Tamam. Telefon açık kalsın. Açık kalsın. Çıkamıyorlar. Telgraf faktüel olarak merhaba. Bugün 7 Haziran. Türkiye'de HDP'nin barajları yıkarak mecliste yer almasının yıl dönümü. Halklar açısından o gün barış ve çözüm umutlarının yükseldiği bir gündü. AKP iktidarı ise muhalefetin bu başarısına karşı savaş çanları çalmaya başlıyordu. Aslında ne olduysa bu tarihten sonra oldu. Halklar barış projesi beklerken HDP'nin başarısını hazmedemeyen iktidarın bir savaş ve çökertme planı olduğu ortaya çıktı. 7 Haziran sonrası cenazeler panzerler arkasında yerlerde sürüklendi. Cizre, Slopin, Nusaybin, Sur'da kentler bombalandı, yıkıldı, yüzlerce binlerce sivil katledildi. Devlet kurşunuyla katledilen çocukların ölü bedenleri sokağa çıkma yasakları nedeniyle buzdolaplarında saklandı. Bodrumlarda insan çığlıkları yükseldi ve diri diri onlarca insan yakıldı. Ve Taybetan'a, Erdoğan ve hükümetinin barışa, demokrasiye bakışının ve yakın tarihin adeta bir özeti haline geldi. Slopi'de özel hareket timleri tarafından katledilen Taybet Ana'nın cenazesi tam bir hafta sokak ortasında bekletildi. Yine Bodrumlarda yakılan Cizre Halk Meclisi eş başkanı Mehmet Tuncun, bu faşizmdi. Faşizme teslim olmayacağız. Biz halkız sesi, çığlığı hala kulaklarımıza. Evet, 7 Haziran seçim zaferi olduğu kadar bugün artık mecliste darbe sürecine ulaşan bir dönemin de başlangıç tarihi oldu. İşte tüm bu süreçlerin Musa Anter'in deyimiyle hem tanığı hem sanığı hem mağduru HDP Şırnak Milletvekili Sayın Faysal Sarı Yıldız ile konuşacağız. Sayın Sarı Yıldız, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Sarı Yıldız, isterseniz programımıza bu haftaki bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Mecliste bu hafta darbe olarak nitelenilen bir gelişme yaşandı ve HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları ile CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekillikleri düşürüldü ve cezaevine gönderildi. Gerçi Berberoğlu tekrar serbest bırakıldı. Şimdi bunun anlamı nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani son zamanlarda neredeyse her gün olağanüstü bir gelişmeyle uyanıyoruz. Belki korkunç bir şey çünkü halkın yüz binlerce insan iradesiyle seçilmiş insanlar ceberut birileri tarafından hukuk bir tarafa bırakılarak meclisin dışına atılıyor, sonra cezaevine kapatılabiliyor. Yalnız bu öteden beri yapıla gelen bir faşist uygulama çünkü. Özellikle 7 Haziran 2015 yılından sonra az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de yeni bir süreç başladı. 7 Haziran 2015 tarihi aslında 100 yıllık katliamcı, tekçi, inkarcı
egemenlikçi sisteme karşı halkların bir arada yürüttüğü mücadelenin bir özgürlük iradesi ve bilincine kavuştuğu, sistemi değişime zorladığı bir zaman aynı zamanda. İşte o zaman tekrar o tarih aynı zamanda 100 yıllık tekçi, katliamcı, maceracı, itaatçı tayfanın önünün açıldığı tarihtir. Çünkü Erdoğan 7 Haziran seçimlerinde iktidarı kaybedince devletin içerisindeki diğer kliklere sarıldı. Yeni bir konsensüs oluşturuldu. Siz bunu, daha doğrusu siz sadece tekrarladınız. Çökertme planı ifşa oldu biliyorsunuz. Halkımız o süreci, o günden bugüne kadar devam etmekte olan konsepti vahşet konsepti olarak tanımladı. Çünkü az önce diri diri yakılan arkadaşlarımızın seslerini duyduk. Programda dinlettiniz tekrar. O günlere gittik, o korkunç günlere gittik tekrar. İnsanlar toplu halde yapıldı. İnsanlar, yani ismini, adresini, durumunu bildiğimiz onlarca insan, çoğumuzun yakından tanıdığı demokratik, legal, siyasal mücadele alanında her birinin önemli emeği olan onlarca insan diri diri yakıldı. Üzerlerine benzin dökülerek yakıldılar. Bu korkunç bir şeydi. Bu savaş suçuydu. İnsanlık suçuydu. Büyük bir günahtı. İşte Erdoğan bunu göze aldı. Bu korkunç, yani iktidarını kaybedince itaatçılara sarıldı ve bu vahşet konseptinin önü açılmış oldu. Daha sonra 2016 yılının 15 Temmuz'unda bir darbe mizanseniyle karşı karşıya geldik. Ya çünkü artık o zaman iktidar savaş suçlarına bulaşmıştı, korkunç şeyler yapmıştı. Kendi içerisinde de çelişkileri derinleşmişti. Öteden beri iktidarın ortağı olan iki temel güç, yani cemaatle Erdoğan birbirine girdi. Bu bir darbe mizanseni olarak görünür hale geldi. Ama tabii Erdoğan artık onları tasfiye edip onların yerine itaatçıları konumlandırmak istedi. İktidarı açısından öyle uygun gördü. O günden bugüne kadar neredeyse yani yasaların ayaklar altına alınmadığı, neredeyse yani savaş suçu işlenmediği, çünkü şimdi biz Türkiye'ye konuşuyoruz ama eş zamanlı olarak Türkiye Rojava'yı işgal etti. Güney Kürdistan'ı her gün bombaladı. İşte Erdoğan'ın talimatıyla öteden beri Suriye'nin en güvenli bölgesi olan Afrin, onlarca çete grubu, hepsi selefist, cihadist, yani IŞİD'le aynı zihniyete sahip olan onlarca barbar grup tarafından kuşatıldı. Ve hala mesela az önce de haberlerde 16 yaşında genç bir kadının infaz edilmiş cenazesi yansıdı haberlere. İşte bu süreci de, yani sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, sınır dışında da Erdoğan eş zamanlı olarak bu vahşet konseptini devreye soktu. Yani müsaadenizle ben şunu da söyleyeyim, yani niye buna başvurdu diye. Bu sadece Erdoğan'la ilgili bir durum değil. Yani Erdoğan'ın devletin öteden beri kendisinin devletin sahibi olan tekçi, itaatçı ekibin konsensüsüyle, anlaşmasıyla başlayan bir süreç değil. Bunlar ne zaman sözünü etmeye, tırnak içinde ifade ediyorum, devletin bekasını tehdit altında görünce her türlü korkunç şeyi gündemlerine almaktan geri kalmıyorlar. Savaş suçu işlemekte beis görmüyorlar. Mesela Cumhuriyet işte 23'te kuruluyor, Türkiye Ulus Devleti. Tekçidir tabii, doğası gereği diğer tüm renkleri, kültürleri yok etmesi gerekiyor ama Dersim'de öteden beri orada doğal bir yaşam var. Doğayla iç içe olan özel bir yaşam var. İşte Dersim katliamı da o süreçte yaşandı. Yani o insanlara da teslim olmaları, ulus devlete biat etmeleri, yaşamlarından, değerlerinden, inançlarından vazgeçmeleri istenince Dersim halkı o zaman direndi ve o zaman da 60-70 bin insan öldürüldü. Bu korkunç bir şeydi. Yine 92 ile 4 yılları arasında binlerce Kürt katledildi. 17 bin insan faili meçhulle yok edildi. Demek ki istedim, o zaman da tabii Tansu Çiller
Mehmet Ağar tayfasını devletin başına getirdi ve tüm bu katliamlar onların eliyle yapıldı. Şimdi son döneme baktığımızda yine bu sürecin içerisinde Tansu Çiller de var, Mehmet Ağar da var. Mehmet Ağar'ın öğrencisi olan Süleyman Soylu da var. Bunlar yine her şeyi, her türlü sorunu katliamla yok etmek isteyen tayfa. Ama yani mesela biz bunları anlatırken siz sorabilirsiniz. Bu kendini hep böyle tekrar mı edecek? Yani bu halkımız direndikçe evet. Yani katliamlar devam mı edecek? İşte bu noktada şunu söylemek gerekiyor. Tarih kendini tekrar etmez. Çünkü Kürt siyasal hareketi muazzam bir bilinç ve irade ortaya çıkardı. Yani bu şunu söylemek sanırım abartılı olmaz. Şu an Orta Doğu'nun Rönesans'ı Kürt siyasal hareketinin öncülüğüyle gerçekleşiyor. Çünkü şu an ciddi bir aydınlanma var. Kadın artık özgürleşmek için muazzam bir irade ortaya çıkarıyor. Doğaya, ekolojiye sahip çıkılıyor. Gençlerin yaşamın temel bir dinamiği olduğu tespitiyle önü açılıyor. Ben demek istedim ya. Tabii tekçi, iktidarcı, sermayeci kesimler, mekanizmalar dağıtılıyor. Burada araya gireceğim. Şimdi bir vahşet konsepti oluşturduğunu ifade ettiniz ve İttihat Terakki tekrar devrede dediniz. Şimdi bu yaşananlar Kürtlerde adalet duygusunu yıkıyor. Birlikte yaşama duygusunu yıkıyor. Ve sizler de zaman zaman ifade ediyordunuz. Bu Kürtlerde bir kopuş yaşatıyor. Yani duyguda kopuş yaşatıyor, adalette kopuş yaşatıyor, birlikte yaşamada kopuş yaşatıyor. Peki ne yapmaya çalışıyorlar? Yani Kürtleri öteleyerek, yani AKP-MHP rejimi ya da bu İttihat Terakki rejimi Kürtlere ne sunuyor yani? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ulus devletçi yani yapılar doğası gereği sürekli ya bir ırka ya da dine, bir mezhebe yaslanmak zorunda ve sürekli temel motivasyonlarını, argümanlarını, propagandalarını, ajitasyonlarını oradan sağlıyorlar. Mesela şu an Kürt siyasal hareketi için bölücü deniliyor. İşte Türkiye sol devrimci hareketi için dinsiz, komünist filan deniliyor. Bu tabii öteden beri muhafazakar ve köylü bir topluluk olan Anadolu insanı yani çoğu kez bu argümanlarla, bu siyasetle manipüle edilebildiği. Tabii bunda sözünü ettiğim direnişçi kesimlerin yetersiz öncülüklerinin de payı oldu. Ama egemenler her türlü devlet imkanını elinde bulundurduğu için toplumu manipüle edebilirler. Mesela ben şu an Almanya'dayım. Bir örnek vermek istiyorum. 1933 yılında Hitler iktidara geliyor. 33 yılına kadar da Almanya'nın %30 ile 40'ı arasında sol demokratik kesim var. Yani siyasi partilerde temsil ediliyorlar. İşte o zaman da ciddi bir öyle entelektüel birikim var, aydınlanma var. 33'te Hitler iktidara geldiğinde tabii o zaman bir propaganda bakanı var ve ırkçı, nasyonalist bir argüman benimseniyor. Birkaç yıl geçmeden muhalefetin hepsi susturuluyor, boğuluyor. Akabinde Alman toplumunun büyük bir kısmı öyle manipüle ediliyor ki gerçekten Alman ırkının dünyanın en güçlü, en zeki, en akıllı ırkı olduğu ve diğer tüm halkların bunlara hizmet yapması gerektiğine inanmaya başladılar. Oysa böyle düşünen insanların büyük bir kısmı daha bir iki yıl önce yani hepimiz gibi öyle demokrasi mücadelesi veren insanlar. Demek istediğim, faşizmin koyu olduğu zamanlarda toplum manipüle edilebiliyor. Erdoğan da bunu bir yere kadar getirebildiği ama şu an ne oluyor? Son 3-4 yılda Erdoğan faşizmi benimsediği için elinde başka çare kalmadığı için Türkiye tarihin en korkunç hem iktisadi hem siyasi kriziyle karşı karşıya geldi. İlk kez Türkiye'nin hem iç hem dış borçları 500 milyar euroları geçiyor. Bu yeni bir şeydir. Şu an artık satılacak bir şey bırakmadılar ülkede. Şu an insanlar açlık çekiyor. Toplu olarak açlık yaşıyorlar. İnsanlar artık çöplerden ekmek topluyorlar. Şu ana kadar sözünü ettiğim manipülasyon işte retorikle, propagandayla iktidarın etrafında devşirilen toplumsal kesimler artık
aç ve sorguluyorlar biz niye açız? Yani Erdoğan'ı şüphesiz başa getiren 2002 yılının hem onun o liberal vaatleri, demokrasi vaatleriydi. Bir de Kemalist sistemin uygulamalarının muhafazakar kesimde yarattığı tepkilerdi. Bir de uluslararası güçler, dünya sistemi önünü açtı. Ekonomik kriz vardı. Erdoğan iktidara öyle geldi. Öyle anlaşılıyor ki aynı Erdoğan o dünya sisteminden koptu mevcut siyasetiyle. Türkiye'de ciddi kutuplaşmalar yarattı. Devlet klikleri birbirine karşı. Mesela şu an yani birkaç 6 yıl önce ben size şunu deseydim inanmazdınız. İşte gün gelir Erdoğan'la cemaat birbirini boğazlayacaklar. Boğazlamaya çalışacaklar. Çünkü aynı ideolojik kaynaktan, rezervden besleniyorlardı. Aynı iktidarı paylaşıyorlardı. Ama mevcut bir siyaset başarılı olmayınca, kriz derinleşince, bunlar dünyadan kopunca birbirine pekala girebiliyorlar. Şimdi Erdoğan Ergenekoncu, İttihatçı tayfa ile iktidarı koalisyon yapmış durumda. Oysa bunların doğası uyumlu değil. Şu an bu parçalanmak üzere. Dün Hatip Abin'in, Hatip Dicle'nin de bu yönde çok önemli tespitleri vardı. Sürdürülebilir bir sistem değil bu. Çünkü şu an toplumun büyük bir kısmı aç. Erdoğan şu an ne yapmaya çalışıyor? İşte ilk kez Türk askerlerini Libya'ya gönderiyor. İşte Suriye'yi işgal etmeye çalışıyor. Güney Kürdistan'ı işgal etmeye çalışıyor. Şimdi sürekli sanki bir savaş hali varmış ve ölümler, ekonomik krizler bunun kaçınılmaz sonucuymuş gibi yansıtmaya çalışıyor. İşte bunu yapmazsa, yapamazsa sanki tüm dünya bir olmuş, Türkiye'yi parçalayacakmış gibi yansıtmaya çalışıyor. Ama artık bunun da bir miadı var ve tükeniyor. Yani demek ki istediğim, Erdoğan büyük suçlar işledi, büyük günahlar işledi. Yarın öbür gün yani yargılanacağından korkuyor. O nedenle sonuna kadar bu vahşet konseptinde devam ediyor. En son olarak arkadaşlarımızın meclisten alınarak cezaevine konulması bunun son adımlarından biridir sadece. Evet, bu kapsamda yani Leyla Güven ile Faris oğlunun tutuklanması ve Enis Berberoğlu'nun serbest bırakılması olayı vardı. Şimdi orada Alman nazizmine karşı muhalefet daha sonra toparlanıp güçlü bir faşizme karşı güçlü bir birlik ve ittifak oluşturmuştu. Ama bugün mesela Leyla Güven'le Musa Farisoğulları tutuklanıyor. Enis Berberoğlu işte trajikomik bir yani koronavirüs nedeniyle serbest bırakılıyor. Sanki Kürt'e virüs uğramıyor gibi cezaevinde tutuluyorlar. Ama CHP'de şöyle yaklaştı. Yani Enis Berberoğlu bırakılınca birincisi hemen çıtayı düşürüldü. Bazı CHP'liler HDP'lilerin adını bile söylemedi. CHP sanki Berberoğlu'nun vekilliği düşürülmüş gibi yaklaştı. Sizce CHP'nin bu davranışı ne anlama geliyor? Yani bu Erdoğan'ın iktidarını uzatmıyor mu CHP'nin bu yaklaşımı? Ya şüphesiz CHP Türkiye Ulus Devleti'nin kurucu partisi. Ve hala maalesef yönetim kademesi yani her ne kadar CHP'nin içerisinde değerli sosyal demokrat insanlar olsa da bunlar azınlık ve karar alma mercilerinde çok fazla irade ve söz sahibi değil. Şimdi tabii ama CHP öteden beri mevcut siyasetiyle politikasıyla iktidarın payandası oldu. Mesela bu süreci başlatan neydi? Arkadaşlarımızın, eş genel başkanlarımızın dokunmasını kaldırılarak meclisten alınıp cezaevine tıkılmasıyla bu süreç başladı ve o süreç CHP'nin desteğiyle başladı. Sadece bu değil. Mesela düşünebiliyor musunuz? İşte bir müddet önce Kılıçdaroğlu'da bir adalet yürüyüşü yapmıştı. Hatta o zaman işte demokratik her türlü talebi anlamlı, değerli bulduğumuz için arkadaşlar partimizden arkadaşlar da dayanışma yürüyüşü yapmıştı, gidip katılmışlardı, ziyaret etmişlerdi. Ama şimdi aynı Kılıçdaroğlu çıkıp şunu diyebiliyor. Şu an adalet yürüyüşünün zamanı değil. Yani ne değişti? İki yıldan bu yana faşizm biraz daha katmerleşti. Faşizm biraz daha yani hukuk tamamıyla tüketildi. Şu an savaş olmasın demek dahi cezaevine konulma gerekçesidir. Şu an çok korkunç, despot, dogmatik bir sistemle karşı karşıyayız. Yani
aslında bu zamanı değil demek, yani olup bitenlere rıza göstermektir. Bu siyaset CHP'nin içerisindeki ulusalcı, ulus devletçi kesimlerin sözüdür. Ben bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir iradeye sahip olduğunu düşünmüyorum. Mesela yıllar önce bir ara CHP'nin içerisinde bir haber sızmıştı, bize kadar gelmişti. Şey deniyordu, yani karar alırken sürekli Dursun Çiçek'in ağzına bakıyormuş Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu. Yani çünkü o ordudan gelme, onlar ne düşünüyor? Ona göre son sözünü söylüyormuş. Yani demek istediğim, yani şimdi HDP yeni bir eylem programı planı çıkarmış ve güçlü bir aslında bu süreci büyük bir direnişle karşılamaya hazırlanır iken şimdi adalet yürüyüşü zaman değildir demek. Yani bu çalışmayı sabote etme çalışmasıdır. Bu muhalefet açısından büyük bir talihsizliktir. Şimdi siz şey söylediniz, işte arkadaşlar yani konuldu ve Berberoğlu bırakıldı. Devlet öteden beri bunu yapmaya çalışıyor. Zaten 100 yıldır Kürtlerin katliamdan geçirilmediği neredeyse bir yıl yok. Öyle toplu kıyımlara uğramadığı 10 yıl yok. Türkiye'de ulus devleti inşa edildikten sonra Süryaniler, Keldaniler, Rumlar, Ermeniler ya yok edildiler bu topraklardan. Kürtler direndi, Aleviler direndi, bunlar yok edilemedi. Şu an hali devlet bunları yok etmekle, zihniyetlerini, kültürlerini, inançlarını yok etmekle uğraşıyor. Şimdi böyle yapınca mesela az önce ben bunu niçin söyledim? Yani sürekli iktidar bizim meşru siyasal hareketimizi daha öyle bir Kürt hareketi olarak, hareketi olarak yansıtmaya çalışıyor. Evet. Çünkü böyle yapınca öteden beri ırkçılıkla, milliyetçilikle manipüle edilen toplum Kürtler karşısında bir araya gelebiliyor maalesef. Çünkü 100 yıldır bu propaganda yapılıyor. İşte bunlar Kürttür böylece. Oysa Kürtler büyük bedellerle şunu söylüyor. Türkiye demokratikleşmeli. Demokratikleşen bir Türkiye'de herkes istediği gibi olmalı. Herkes özelliğini yaşamalı. Demokratik konfederalizmin programımızda yer almasının temel nedeni bu. O olunca artık yani mesela şu an Türkiye'ye bak, bir klik ciddi düzeyde palazlanmış, sermayenin hepsi onlarda birikiyor ama Türkiye'nin geleceğine, milyonlarca insan kaderine ilişkin söz sahibi olabiliyorlar. Bu korkunç bir şeydir. İşte bu sistemin yıkılması gerekiyor. Onlar bu sistem yıkılmasın diye günü geldiğinde bölücüler der, günü geldiğinde dinsizler der. İşte HDP 15 Haziran'la bu argümanı yerle bir etti. Çünkü artık biz Sinop'tan da, Edirne'den de, İstanbul'dan da yüz binlerce hatta milyonlarca oy almaya başladık. Artık sadece Kürt hareketi değil, evet. Yani bu kapsamda soracağım da, şimdi HDP'yi açmışken, şimdi belli bir kesim son dönemlerde çok ciddi tartışmalar yürütüyor. Yani şöyle bir tartışma, işte bir kesim HDP Türkiye'lileşmelidir, Türkiye Partisi olamadı diyor. Bir kesim de diyor ki yok diyor, o Türkiye işte partisi oldu, o Kürdistanileşmedi diye bir tartışma yürütüyorlar. Şimdi siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz yani? Yani HDP'yi niye bu kadar tartışmanın merkezine koyup bu şekilde bir ayrıştırmalar? Ben şunu söyleyeyim. Az önce birlikte konuştuğumuz yani son 4 yılda Türk egemenlikçi devlet sistemi Kürtlerin canını o kadar yaktı ki şu an milyonlarca insanda Kürt'te öyle muazzam bir öfke birikmiş durumda. Ve devlet bunu Türklük adına yapmaya çalışıyor. İşte Kürt'te de devleti bölmeye çalışan birileri olarak lanse etmeye, bu baskıyı, bu zorbalığı onun üzerinden meşruiyetini devşirmeye çalışıyor. Ya bu bilinçli bir tercih. Tabii böyle olunca tabii son 4-5 yılda binlerce arkadaşımız, yöneticimiz cezaevine konulunca biraz öncüsüz kalan halk büyük bir öfkeyle donandığı için HDP'yi yani duygusal olarak batılılaşmaması gerektiği, Kürt halkın yaşadığı acılara daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyor olabilir. Ya bu
anlaşılır bir şeydir. Bu içinde bulunduğumuz yakıcı süreçte böyledir. Ama bence bu sözünü ettiğiniz şekilde yansıtılmasının temel öznelerinden biri de devletin özel psikolojik savaş aygıtlarıdır. Onlar özellikle bunu göstermeye çalışıyor. Mesela ben bir örnek vereyim. Şu an birileri her gün AKP'ye bağlı binlerce maaşlı trollün olduğunu biliyoruz. AKP tüm savaşını sanal mecrada veriyor. Ve bunun için de trilyonlarca para ödenekler ayırıyor. Şimdi böyle olunca sürekli çarpıtılıyor. Mesela şunu diyenler var. HDP bir Türk partisi oldu. Türkiye'leşti, Kürdistan unuttu. Ki ülkenin batısında da şu özellikle söylüyorum. HDP daraldı, Kürt partisidir. O Türkiye'nin temel sorunlarına duyarlı değil. Bu iki yaklaşımın bir kısmı maksatlıdır. Devletin içerisinde özellikle biri bunu köpürtmeye çalışıyor. Ama diğer nedeni de halkımız bu süreçte devletten çok baskı gördüğü için, çok büyük zulümler gördüğü için, öfkeyle dolduğu için böyle düşünenler olabilir. Oysa yani şunu söylemek gerekiyor. HDP'nin programına bakılsın. HDP artık sadece Kürtlerin değil, hiçbir halkın bu 100 yıllık ulus devletin altında ezilmesini, bu esaretin devam etmesini kabul etmez. Kürt siyasal hareketi, işte biz mesela HDP programını oluştururken büyük oranda Sayın Öcalan'ın, Kürt halk lideri Sayın Abdullah Öcalan'ın siyaset felsefesinden, paradigmasından yararlandı programını oluştururken. Ve bu paradigmada yani aynı zamanda Kürt siyasal hareketinin de paradigmasını teşkil eden bu düşünce sistemi içerisinde yani en büyük kötülük iktidar olarak tanımlanır ve en büyük baskı mekanizması olarak da birikimci, iktidarcı devlet olarak tanımlanıyor. Sorun şu an Türkiye'de yaşadığımız sorun Kürtlerle Türkler arasındaki sorun değil. Sadece kadın erkek arasındaki sorun değil, yoksul fakir arasındaki zengin yoksul arasında sadece bunlar değil, bunların hepsini içeren asıl olarak iktidarla halk arasındaki sorundur. Şimdi HDP'ye bakılsın. HDP bunun için bedeller ödeniyor. Mesela birileri kalkıp çok rahat bir şekilde ismini de kullanarak Türkiye'de Ankara'da oturarak masa başında yani Özgür Kürdistan kurulmasından söz ediyor. Onlara ilişkin şu ana kadar açılmış bir dava dahi yok iken HDP demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü Türkiye dediği için şu an feshedilmeye çalışıyor. Binlerce çalışanı, yöneticisi şu an cezaevlerine kapatılmış durumda. Çünkü devlet kendisini zorlayacak. 100 yıllık zihniyetiyle ona yenilgi tattıracak gücün HDP'de bulunduğunu biliyor. Diğer söylemlerin bir anlamının olmadığını biliyor. Tam aksine böyle Kürt halkının çok acı yaşamış Kürt halkın duyguları okşanarak Kürt siyasi hareketini ayrıştıracak, bölecek yaklaşımlara devlet destek çıkıyor. Bunu önünü açmaya çalışıyor. Böyle okumak gerekiyor. Evet. Bu kapsamda yani Sayın Öcalan son görüşmesini, telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Mehmet Öcalan'la ve demokrasi güçlerine birlik çağrısı yaptığı kadar aslında Kürtlere de birlik çağrısı yapıyordu. Yani Kürtler de yani ulusal birlik konusunda bir çağrı var. Tabandan da Kürt siyasal hareketi de bu konuda yani bir çaba ve yani çağrı içerisinde. Şimdi siz Kürt ulusal birliğine nasıl bakıyorsunuz? Kürt ulusal birliği yani neden hızla gerçekleşemiyor? Ya da neden halen sorunsal bir şey olarak ortada duruyor? İşte Lozan'dan sonra Kürdistan artık dört parça olunca ve dört parçada da egemenlikçi ulus devletçi sistemler tarafından Kürt halkı yok edilmeye, katliamlardan geçirilmeye çalışılınca Kürt halkı ne zaman eşitlik ve özgürlük talebini sergilediyse o zaman büyük katliamlarla karşı karşıya gelince Kürt halkı da ısrarla sürekli direnmeye devam etti. İlk kez ama
son 20 yılda, son 30 yılda olduğu gibi ilk kez bu yani dört parçada devasa bir Kürt iradesi ortaya çıkarıldı. Bu mücadele büyük bedeller sonucunda. Tabii şimdi ulus devletçi, Orta Doğu'daki ulus devletçi egemenlikçi sistem de tarihine büyük krizini yaşıyor. İşte kimisi bunu Arap Baharı, kimisi başka isimlerle tanımladı. Nedeni neyse bir sistem krizinin olduğu kesin. Birçok yerde despotlar alaşağı edildi. Ama birçok yerde de işte şu an Mısır'da olduğu gibi bir despot gitti. Oysa hak direndi. Onun yerine başka biri geldi. Yine bir iktidarcı, bir despot daha geldi. Libya'da iç savaş devam ediyor daha. Yani ilk kez Kürt siyasi hareketi, özellikle Kuzey Kürdistan'daki Kürt siyasi hareketinin öncülük ettiği hareket muazzam bir evrensel değer ortaya çıkardı. Mesela özellikle Rojava'daki direnişle Kürt halkının hem gerçekliği, kültürü, inancı, direnişi, paradigması görünmeye başlandı. Kürtlere ilişkin öteden beri yanlış tedavüle sokulan algı düzelmeye başladı ve Kürtler uluslararası arenada muazzam bir meşruiyet sağladılar. Şimdi bu olunca zaten Irak'ta ciddi bir iç kriz yaşıyordu. Güney Kürdistan'da 90'lı yıllardan bu yana yeni bir durum var. Bir statü söz konusuydu. Ama Kürtler şunu da gördü. Yani her parça salt kendini düşünürse, yani biri güçlendiğinde diğer parçanın egemenleri de kendi egemenleriyle bir araya gelerek onları yok etmeye çalışır. İşte mesela en son Güney Kürdistan'da şey yapıldığında biz bunu gördük. Referandum yapıldığında gördük. Türkiye ve İran, Irak merkezi hükümetiyle bir araya gelerek Kürtlerin meşru taleplerini boğmaya çalıştılar. Oysa o zamana kadar Güney Kürdistan'daki siyasal, işte oradaki hükümet bir, yani Erdoğan'a benzer bir rağbete kapılmıştı, bir popülizme bulaşmıştı. Yani o zaman da biz aslında Güney Kürdistan'da bir referandumu yapmanın zamanı olmadığını ifade ediyorduk. Bunu yapmak için oradan öncelikle, yani oradaki tüm siyasal Kürt partilerin bir arada hareket etmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Oysa bizim o söylediğimiz de çarpıtılıyordu ve yanlış anlatılıyordu. Zaman bizi haklı çıkardı. Yani şu görüldü. Yani kendi, yani Kürtler kendi aralarında ulusal bir ittifak, bir güç, bir irade ortaya çıkarmadıkça egemen dört devlet tarafında gün gelir bunların çelişkileri olsa dahi bir araya gelirler ve Kürt halkının kazanımlarını yok ederler. Biz bunu Şengal'de gördük, Kerkük'te gördük. Biz bunu birçok yerde gördük. İşte neredeyse DAEŞ gelip şeye dayanmıştı. Hevler'e dayanmıştı. Bundan bir ay kadar önce araştırmacı yazar Faik Bulut'un bölgeye ilişkin bir araştırması vardı. Ya oradaki oradaki siyasal güçlerin içerisindeki etkili isimler itiraf etmişler. Şunu demişler: IŞİD geldiğinde biz Arabistan ve Türkiye'den birçok yolcu uçağı çağırdık. Çünkü her an IŞİD evleri de alabilirdi, elbiri arabilirdi ve bir panik vardı orada. Ne oldu? O zaman PKK gerillaları dağdan araçlarla inip gidip önde set çekince Güney Kürdistan'da yeni bir ruh, yeni bir motivasyon oluştu ve o şekilde yeni bir direniş ortaya çıktı. Oysa onlarca yolcu uçağı hazır bekliyordu. Oradaki aslında sermayedarlar, yöneticiler binip kaçıp terk edeceklerdi orayı. Oysa öteden beri Sayın Öcalan da şunu söylüyor. Yani ben hatırlıyorum, Şengal işgal edilmeden, daha doğrusu o katliam yaşanmadan çok önce Sayın Öcalan bir değerlendirmesinde şunu diyordu: Şengal'in savunmasına dikkat edin. Orası öz savunmasını oluşturmalı. İşte demek istedim, belki biraz uzuyor ama her zamanki Kürtler her zamankinden daha büyük bir irade ortaya çıkardığı için egemenler aslında Kürtleri her zamankinden daha fazla tehdit olarak algıladığı için Kürtler her zamankinden daha büyük bir tehditle karşı karşıya. O nedenle Kürtlerin her zamankinden daha büyük bir ittifaka, bir dayanışma ruhuna, bir ulusal perspektife ihtiyacı var.
her toplumda farklı siyasal kesimler olabilir. Sol demokratik kesimler olur, sağ muhafazakar kesimler olur, liberal kesimler olur. Bu insan doğasıyla ilgili bir şeydir. Şimdi bunlar anlaşılır şeylerdir. Yani herkes bir olmak zorunda değil. Herkes herkese saygı duymak zorunda. Ama siz sağ kendi iktidarınızı, dar yerel iktidarınızı korumak için gidip diğer bir parçadaki bir egemenle bir anlaşma yaparsanız, onu kendi coğrafyanıza davet ederseniz, onlarca üs açarsanız, yarın öbür gün yani senin bağımsız, daha doğrusu sen Kürtlüğünden, senden bir şey kalmayacaktır. Çünkü gördük işte, sen orada nefes almak için biraz soluklanmaya çalıştığında seni boğmaya çalıştı. Dolayısıyla Kürtler şu an her zamankinden daha fazla Sayın Öcalan'ın ifade ettiği tarzda ruhsal bir perspektife, dayanışmaya, bir bloğa ihtiyaçları vardır. Bu olmaz ise parça parça büyük katliamlarla karşı karşıya gelmeye devam ederler. Evet, şimdi nefessiz bırakılma deyince, şimdi Amerika'nın Minnesota kentinde George Floyd'un polis tarafından katledilmesi günlerdir tüm dünyada infiale yol açmış. Evet. Ve işin doğrusu internasyonel bir refleks de ortaya çıkmış. Ama Türkler son 35 yıldır, özellikle de son 5 yıldır her gün nefessiz bırakılıyor. Neden mesele Kürtler olunca dünyada bu kadar sessizlik yaşanıyor? Nefessiz bırakılmanın Kürdistan'daki anlamı nedir? Ya ben 4 yıl önce aslında bedenime silmiş, öyle yanmış insan kokusuyla Avrupa'ya geldim ve elimde bir sürü dosya vardı. Gelir gelmez Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Avrupa'daki birçok uluslararası iradeye, kuruma gittim. Türkiye'de yaşanan savaş suçlarını gösterdim ve şunu hep söyledik. Savaş suçu sadece suçun uygulandığı ya da şiddetin uygulandığı insana, bireye de halka karşı işlenmiş olmuyor. Bu insanlık suçudur, tüm insanlığa karşı işleniyor. Mesela Hitler, Mussolini ve diğer faşistler nasıl ki tüm insanlık için ciddi tehditlerse ve insanlık değerlerini, mesela bir ırkı, bir halkı, bir milleti, topluluğu yok etmek yani metafizik olarak da en büyük günahtır. Dünyevi olarak da en korkunç suçtur. Yani insanı insan eden metafizik değerlerdir. Yani biri bu katliamı yaptığında ve sen sessiz kaldığında bütün insani değerlerini yitirirsin. Onurunu yitirirsin. Tabii bu söylemlerle birçok kurumu gezdik. Elimizde az önce sizin de yayından önce gösterdiğiniz arkadaşlarımızın diri diri yakılmalarına ilişkin görüntüler, videolar, ses kayıtları vardı. Buna rağmen hep şu söylendi. Mesela o zaman dönemin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri El Hüseyin şunu demişti. Cizre'de gözlemlediğimiz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla kıyamet benzeri bir şey yaşandı ve birçok insan yakıldı dedi. Yani kıyamet dedi, işte filan dedi ama uluslararası literatürde kıyamet diye bir şey yok ya. Bunun ismi savaş suçudur. Savaş suçu ismini koymadıkça gereği de yapmasın. Şayet o zaman Birleşmiş Milletler Erdoğan'ın talimatıyla yaşanan o süreci savaş suçu olarak tanımlasaydı gereğini de yapardı. Erdoğan hakkında onu uluslararası savaş suçları mahkemeye yargılaması gerekecekti. Bunu yapmadı. Niye yapmadı? Çünkü Türkiye öteden beri jeostratejisi çok önemli bir ülke. Mesela kurulduktan sonra ilk başlarda Sovyet sistemine yaslandı. Kendini sol gibi göstermeye çalıştı. Tüm o katliamı, Yunanistan'a karşı savaşı, Ermeni, gerçi o daha sonraki süreçte işte Kürt isyanların bastırılması, hep Sovyetlerin silahıyla, işte Dersim'deki insanların mağaralarda zehirlenmesi, Almanya'nın verdiği kimyasallarla yapıldı bunların hepsi. Nazi Almanya'sının sağladığı kimyasallarla yapıldı ve Türkiye sürekli onlar için önemli bir pazar oldu. Mesela sürekli Almanya'nın en büyük pazarı Türkiye olmuştu.
sürekli Türkiye iki bloklu dünya bu bloklar arasında sürekli kendi jeostratejisini komplo, daha doğrusu bir pazarlık aracı olarak kullanmıştır. Sürekli mesela 50'den sonra NATO'ya giriyor. Bu sefer 50 orada güçleniyor. Diğer tarafa karşı, çünkü Türkiye Orta Doğu'nun orta yerinde en geniş arazilerden biridir. Hem önemli bir pazar, hem Avrupa ile Asya arasında, Afrika Orta Doğu arasında bir tampon. Dolayısıyla Türkiye sürekli jeostratejisi dünya için önemli bir ülke. Şimdi böyle olunca ne olur? Yani biri, dünya sistemi tamamıyla kopmadıkça, dünya sistemi açısından artık çok korkunç bir tehdit olmaya başlamayana kadar dünya ona yönelmez. Ama dünya yönelebiliyor. Mesela 85 ile 86 ile 91 arasında Saddam'ın talimatıyla on binlerce Kürt ve Şii öldürüldü. Halepçe'de 5000-6000 insan kimyasalla katledildi. O zaman dünya sesini çıkarmadı. Ama 91'den sonra Saddam Hüseyin dünya sisteminden kopunca, şu an Erdoğan'ın yaptığı gibi, Kuveyt'i işgal etmeye başlayınca artık dünya sistemi bunu kendisi açısından bir tehdit olarak algılamaya başladı. Çünkü Saddam Hüseyin Arabistan'da almaya çalışıyordu. O zaman yöneldiler. Saddam Hüseyin esir alındı, yargılandı, ama yani yargılayan oradaki yerel güçler değildi. Dünyaydı, dünya sistemiydi. Neyle cezalandırdılar? Dediler ki işte 88'de bu kadar Kürt öldürdün. Enfal'de bu kadar Kürt, bu kadar Şii öldürdün. Oysa bu ölümler gerçekleşirken tüm dünya izliyordu. Dünya böyle bir dünya. Ama şu an Erdoğan mevcut siyasetiyle dünyayla çok ciddi çelişkiler yaşıyor. Dünya sisteminden kopmuş durumda. O nedenle ömrü çok uzun değil. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi George Floyd'un Amerika'da işte ırkçılık yapılarak bir polis tarafından katledilmesiyle, Ankara'da bir Kürt gencinin Kürtçe şarkı söylediği için katledilmesi arasında bir fark mı var? Yani yani mesela bu hani demokrasi güçleri de iyi örgütleyemiyor mu? Enternasyonallarla, diğer hareketlerle, kendi içerisinde daha güçlü olamıyor mu? Yani olması mı gerekiyor? Çünkü şüphesiz, yani muhalefet veya direniş güçlerine kaynaklı boyutları var. Ama şu var, yani biz 4 yıldır çok öyle nitelikli, tam teşekküllü bir faşizme maruz kalıyoruz. Yani mesela faşizm ne yapıyor? Daha doğrusu tam yani güçlü bir faşist bir sistemde ne yapılıyor da Türkiye'de yapılmıyor. Yani orada yapılıp da Türkiye'de yapılmayan bir şey kaldı mı? Kalmadı. Yasalar onun emrinde. Meclis onun emrinde. Askeri, polisi, yani kolluk güçleri onun emrinde. Bununla da yetinmedi. Hitler'in SS polisleri vardı. Şu an bu kahverengi önlüklü bekçi adı altında özel birimler oluşturuyor. Onun yanı sıra çok daha özel, saraya bağlı paramiliter güçler oluşturmuş durumda. Şimdi böylesi durumlarda tabii şu olabilir. Yani direnenler de kimi noktalarda eksiklikler yaşayabilirler, yetmezlikler yaşayabilirler. Bu maruz kaldıkları faşizmle ilgilidir. Ama ya tabii bu faşist iklimde Türkiye'de her gün, ama her gün, mesela dün, daha doğrusu birkaç gün önce ordu olmalı, ordudan bir görüntü yansıdı medyaya, basına. Orada polis bir insanı öldüresiye öldürüyor, dövüyordu. Yani Kürt dövülünce pek ses çıkarılmıyor, ama artık polis, yani faşizm doğası öyledi, muhalif olan herkesi biat ettirmeye, diz çöktürmeye, katliamla kendince hizaya çekmeye çalışır. Şimdi Türkiye'de bu yaşanmıyor. Yani Türkiye'de öteden beri Kürtler öteki olarak tanımlandılar, kriminalize edilmeye çalışıldılar. Meşru demokratik mücadeleleri terörize edilmeye çalışıldı. Dolayısıyla maalesef Türkiye toplumunun bir kısmı devletin bu siyasetin etkisinde kaldı. Dolayısıyla şu an mesela Kürtçe konuştuğu için insanlar öldürülebiliyor. Mesela sizin de dediğiniz gibi her gün
Yani Amerika'da yaşananın o siyahi insana karşı sergilenen polis vahşetinin aynısı her gün onlarca yerde gerçekleşiyor Türkiye'de. Yalnız şu da var. Mesela Amerika'da şu ana kadar bu tür şeylere karşı bir patlama yoktu. Yani insan diyordu ki ya bak buna böyle yaptığı halde Amerika toplumu buna sessiz kalıyor. Oysa sosyoloji böyle bir şeydir. Yani şey birikir, öfke birikir, egemenlikçi, tekçi, iktidarcı, birikimci sistemlere karşı, yönetimlere karşı halkın içerisinde zamanla öfke birikiyor, halk örgütleniyor ve bir kıvılcım bazen o öfkenin dışarıya verilmesine neden olabiliyor. Mesela Amerika zaten öteden beri baskıcı bir devletti ama bunu biraz daha estetize ediyordu. Bu sömürüyü biraz daha estetize etmişti. Yani öyle açık faşist bir ülke gibi çok açıktan yapmıyordu. Dolayısıyla demokratik biliniyordu. Oysa demokratik olmadığını biz gördük. Şu an sadece siyahiler yürümüyor. Öteden beri ezilen, sömürülen, yaşam tercihi ya da ne bileyim yaşam biçimi inancı nedeniyle görünmeyen kesimler de, anarşistler de bu harekete dahil olmaya başladılar ve şu an Amerika'yı titreten bir noktaya vardı. Yani pekala yarın öbür gün Türkiye'de de benzeri bir şey yaşanabilir. İşte faşizm var, toplum şu an susmuş durumda ama artık şunu çok iyi görmeye başladık. Hatip Dizli'nin dediği gibi sağ böyle parlamenter mücadeleyle faşist bir sistem yıkılmayacaktır. Yenilmeyeceklerdir. Bu gereklidir. Yani şüphesiz meclis onların bize bahşettiği bir mevzi değil. Kürt halkı sol demokratik çevreler o meclise girmek için şu ana 40 yıldır çok büyük bedeller ödüyorlar. Büyük bir direniş ortaya çıkardılar. On binlerce insan katledildi. Ya bunlar bu mevzi kazanımdır. Dolayısıyla buyurun siz bir şey diyecektiniz. Faşizm dediniz de şimdi aslında hem dinleyenlerimiz, izleyicilerimize bir kez daha hatırlatırsanız memnun oluruz. Çünkü bu programı yapacağımızı söyleyince yani birçok arkadaş da, birçok insan da faşizme 5 yıl önce ya da bu AKP gerçekliğini, iktidarını gören aslında Kürtler açısından da çok artık önemli bir yere, bir idol haline dönüşen Mehmet Tunç'tu. Mehmet Tunç Bodrumlarda yakılmayı göze aldığı zaman da son dakikasına, son saatine kadar faşizme teslim olmayacağız dedi. Onurumuzu kaybetmeyeceğiz dedi. Çünkü bu dedi şey, bu bir konsept, bu bir iktidarın konsepti diyordu. Ve son ana kadar da böyle yaşadı. Böyle de tüm devrimcilerin, sosyalistlerin, Kürtlerin gönlünde, ruhunda böyle de ifadesini buluyor. Şimdi o zaman faşizme karşı mücadele ederken hem biraz bize Mehmet Tunç'u anlatın anlaşılması açısından hem de o çizgi nasıl bir çizgiydi Mehmet Tunç çizgisi? Şimdi siz öyle deyince yani mesela Mehmet Tunç'un son sözleri çok öğreticidir. Yani devrimci hareketlerin hepsi şiar etmesi gereken nitelikte sözlerdi. Çünkü yani 60 arkadaşıyla 61 arkadaşı onunla birlikte 62 kişi 2. Bodrum'da kuşatılmış durumdalardı. Bir önceki gece 10 arkadaşları yakılarak öldürülmüştü. Kalan 52 insanın büyük bir kısmı yaralıydı. Kimisi can çekişiyordu, kimisi de Mehmet gibi zar zor konuşabiliyordu ve kendini ifade etmeye çalışıyordu. O zaman Mehmet Tunç önce benimle telefonla konuştu. Ya dedim Mehmet arkadaş, Mehmet Eval dedim. Bana anlattıklarını ben görüyorum. Aramızda 100 metre var. Dumanlar yükseliyor sizin binadan. Günlerdir irtibattayız. Lütfen dedim bunu bir de halkımız duysun. Yani dünya görsün, duysun sizin ne oluyor, ne bitiyor. Sonra televizyona bağlandı ve şunu söyledi. O kayıtlar siz de duymuşsunuzdur, dinlemişsinizdir. Şunu söyledi, dedi şu an biz burada 60 insan varız, 10 arkadaşımızı katlettiler. Biz burada silahsız insanlarız. Mevcut yasalara göre
bizim buradan çıkarılıp hastaneye götürülmemiz gerekiyor. Ama onlar bize teslimiyeti dayatıyorlar. Soyunmamızı istiyorlar. Elimize beyaz bayraklar almamızı istiyorlar ve bunun üzerinden bir mizansen yaratmaya çalışıyorlar. Yani bunu çekip servis edecekler. İşte bakın, bel bağladığınız insanlar buna. Dedi, biz onurlu bir şekilde hastaneye götürülmek istiyoruz ama bunların niyeti bizi öldürmek. Halkımız bunu iyi bilsin. Biz Seyit Rıza'nın, Şeyh Said'in torunlarıyız. Hatta şunu söyledi, Hayrilerin, Kemallerin yoldaşlarıyız. Onlar hiçbir zaman zulüm sistemine, ceberutlara karşı diz çökmediler. Biz de diz çökmeyeceğiz, halkımız böyle bilsin. Ve halkımız bizimle gurur duysun, yoldaşlarımız bizimle gurur duysun dedi. Ya bu yani korkunç büyük sözler. Yani muazzam, yani korkunç bir irade. İşte Kürtler bu iradeyi yarattı. Mehmet Tunç öyle yıllarca öyle sıcak direnişin içerisinde yer almış bir devrimci değildi. Yani benim sizin gibi Kürdistan'da büyümüş bir köylüydü. Ama Kürdistan köylüsü dahi son 30-40 yıllık mücadeleyle bu bilince sahip oldu. İşte devleti çıldırtan budur. Yani Cizre'de o korkunç katliamı niye yaptılar? Dediler ki şu an tüm Kürt halkının temel motivasyon kaynaklarından biri Cizre'dir. Çünkü Cizre 200 yıldır egemenlikçi sistemlere karşı tüm direnişlerin merkezi niteliğinde olmuştur. Yani öncülüğünü yapmıştır. Asimile edilmedi. İşte biz Cizre'de bunu yok edelim ve diğer direnen kesimlere de ibret-i alem olsun denildi. O nedenle her türlü korkunç şeyi yaptılar. Ama ne oldu Cizre'den sonra? Mesela şu an gidin Cizre HDP ilçe örgütümüze bakın. Oradaki yöneticilerimizin hepsi son katliamda direnişçi çocuklarını kaybeden aileler. Mesela şu an Cizre HDP eş başkanımız Güler Tunç isminde genç kadın bir arkadaş. O Orhan Tunç'un eşiydi. Orhan Tunç yakıldığı, katledildiği gece Güler Tunç'un Bekes isminde çocuğu oldu. Şimdi tabii böyle bir gelenekten söz ediyoruz. Yani çocukları katledilen insanlar devlete teslim olmadılar. Tam aksine çok daha büyük bir azimle, inançla, öfkeyle mücadele sarılmaya devam ettiler. Yani biz biraz mücadelenin kenarında, kıyısında yer alanlar için bu önemli bir ders olmalı. Yani devletin yıkamadığı ruh budur. Bu az önce sözünü ettim ruhtur. Mehmet Tunç bunu çok söyledi. Dedi bizi burada yakacaklar, öldürecekler. Ama teslim olmayacağız. Mesela Sur'da başka bir direnişçi vardı, Çiyage. Ya o da etrafı kuşatılmış, öldürüleceğini biliyor. Ama şunu söylüyor, ne olursa olsun sonu muhteşem olacak diyor. Yani o, yani kendisinin birey olarak ölümünü bir ölüm olarak, bir yenilgi olarak ele almıyor. O çok daha kurumsal çapta, yani hareket bağlamında yaklaşıyor ve diyor bunu yapan, beni öldüren katliamcı, meşruiyeti kalmamış faşist bir devletin, ama buna karşı muazzam bir direniş ve bilinç ortaya çıkardık. Bununla direniyoruz ve bunu yok edemeyecektir. Gerçekten devleti çıldırtan da budur. Yakıyor, yıkıyor, öldürüyor ama yok edemiyor. Edemeyince de kendisini yok etmeye başlıyor. Bakın krizi derinleşmiş durumda. Bakın her an mesela kimisi diyor ki bir sonraki seçimde ne olur? Biz bir sonraki seçimi, yani oraya gelmeden şu an tepedeki ceberut bir şekilde tasfiye edilebilir. Onların iç çelişkileri derinleşmiş durumda. Onlar birbirine yönelebilirler. Erdoğan'ı pekala devletin içerisindeki başka bir klik götürebilir. İşte Özal'da olduğu gibi bir kaza süsü verebilirler. Yani bunun bir sürü yolu vardı. Kaldı ki seçime kadar devam etse dahi bu seçimi götüremez. Kimi arkadaşlar şunu söylüyor. Mevcut halde yenilecek, o nedenle seçim yasasını değiştirir. Değiştirebilir ama kendi krizini derinleştirecek ve Türkiye'de dünyadan tamamıyla yalıtılacak. Öyle bir Türkiye'nin ayakta kalma şansı yoktur. Ama direnen bir halkın, bir topluluğun sürekli yani yaslanacağı, dayanacağı bir güç, irade olacaktır. O nedenle her ne kadar son yıllarda bize büyük acılar yaşatılmış olsa da on binlerce ananın, annenin bağrı yanmış olsa da Kürt halkı hala muazzam bir inanç,
ve öfkeyle mücadele etmeye devam ediyor. Kimse şuna bakmasın. Türkiye'de eskiden yüz binlerce insan alanlardaydı. Şimdi bir insan çıkınca, mesela dün arkadaşımız Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan dışarı çıkıp işte milletvekili basın açıklaması yapmak istiyor. Devlet tüm vahşet gücüyle yöneliyor ve oraya boğmaya, kapatmaya çalışıyor, dövüyor. Yani bu her yerde böyle. İnsanlar sürükleniyor. Böyle olunca faşizmin koyu olduğu dönemlerde toplum bazen soluklanmak için kendi kabuğuna çekilebiliyor. Ama artık bunun da bir zamanı olmalı. Bence artık sokaklara dökülmenin vakti. Çünkü bu sistemin çok fazla ayakta kalacak gücü yok. Meşruiyeti yok. Dünyadan kopmuş durumda. Klavye ile nara atmak pek işe yaramıyor. Yani faşizmi geriletmek ancak direnişle olur. Direnişle gerçekleşir. Bu konuda da en büyük işte sembol Mehmet Tunç oluyor. Sayın Sarı Yıldız, son bir soru soracağım ve programımızı zamandan da kaynaklı kapatacağım. Aslında Konya Genel İş Başkanı Remzi Kartal işte geçtiğimiz günlerde bir bu iktidarın sonu geldi demişti. İşte Sayın Hatip Dicle bu sistem artık sürdürülebilir bir sistem değil. Size göre de bu iktidarın sonu geldi mi yani? Bu HDP Kürtlere saldırı bu kadar yoğunlaştı. Belki meramımı tam anlatamadım ama öteden beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz bunu söylerken mesela ben bir tarihçi değilim ama yakın tarihte son 100 yılda gerçekleşmiş korkunç öyle despotik sistemleri ve sonuçlarını okuyabilmiş insanlarız. Mesela 4 yıldır Almanya'dayım. Almanya tarihini biraz daha yakından takip etme, inceleme imkanım oldu. Yani faşizm öyle bir şey. Yani başvuran faşizmi bir iktidar sürdürme aracı olarak ona başvuran despot ya da ne bileyim hükümdar ömrünü bir müddet daha uzatabiliyor. Bu bir yıl olur, bir ay olur, birkaç gün daha olabilir, birkaç yıl daha olabilir. Ama faşizmin kendisi yani sürdürülebilir bir sistem değil. Çünkü kendisi krizdir. Kaosu derinleştiren bir sistemdir. Çünkü faşizmin olduğu yerde toplum parçalanıyor, üretim olmuyor. Yani o nedenle şu an Türkiye'de aslında her geçen gün devlet krizinin derinleştiği zamanı oluyor. Mesela Erdoğan şu ana kadar ne yapıyordu? Bundan 4-5 yıl önce o ilk Suriye müdahaleleri döneminde Arap ülkeleriyle iyi bir ilişki sağlanmıştı. O ihvancı çizgiler. Çünkü birçok yerde ihvan çizgisi, Müslüman kardeşler çizgisi iktidardaydı. Mısır'da, işte Tunus'ta ve birçok yerde daha. Ama bu çizginin Orta Doğu'ya huzur ya da eşitlik, demokrasi getirmediği krizi daha fazla derinleştirdiği görüldü. Bu çizgiyi sürdüren kesimlerin güçlenmesi durumunda nasıl küstahlaştığı, dünyaya kafa tuttuğu görüldü. Erdoğan örneğinde olduğu gibi. Şimdi dünya, ben niçin Erdoğan gidici olduğunu söylüyorum? Çünkü Erdoğan artık dünya açısından da bir tehdit. Erdoğan her gün yeni bir şey. Mesela bir gün kalkan şey yapar, Amerika'ya karşı işte Rusya'nın yanında durar, onlara karşı şantaj yapmaya çalışır kendi pozisyonuyla. Ertesi gün kalkar diğer tarafta bulunur, diğerine şantaj yapmaya çalışır. Mesela Amerika'ya karşı şantaj yapmaya çalışırken Rusya'nın da kendisine sahip çıkması için gitti S-400 füze aldı. Oysa şu an hikaye oldu. Onlar duman oldu. Artık ondan söz edilmiyor bile. Oysa o S-400 füzeleri 2,5 milyar euro verildi. Düşünebiliyor musunuz? O 2,5 milyar euroyla siz şu an deniliyor işte yerli otomobil. Ya yıllardır bu hikaye anlatılıyor. Halk biraz aldatılmaya, manipüle edilmeye çalışıyor onun üzerinden. Oysa yani 4 boruya S-400'e verilen parayla 2 tane Volvo alınabilirdi. Geçen sene Volvo satışa çıkarıldı. 1,5 milyar euroya değer biçildi. Yani düşün, Volvo dünyanın en büyük ağır motorlu araç firmasının üreticisidir. Dünyanın en prestijli. İşte bu sadece o 4 boruya verilen parayla iki tane Volvo, yani bir Volvo bir de Ford alınır diye.
Benim demek istediğim, Türkiye şu an tüm kaynaklarını savaşa harcamış durumda. Her gün hala Kürdistan dört parçası, dağları, ovaları, ormanları uçaklarla bombalanıyor. Her uçağın kalkışı dünyanın parası. Mesela şu an Cizre'ye gidin, Şırnak'a gidin, Yüksekova'ya gidin. Neredeyse her sivilin, her Kürt'ün başına bir sivil polis düşüyor. Maaşlı bir itirafçı, yani ne bileyim bir MİT'çi düşüyor. Bunların hepsi paradır, bunların hepsi devlet bununla kurudu gitti. Artık bu devlet, yani bir de devletin içerisindeki klikler de daha sonra çelişkiler de derinleşti. İlk çelişki Erdoğan'la cemaat arasında yaşandı. Şimdiki çelişki öyle bak göreceksiniz. Şeyle yani Erdoğan'la bu iddiaçı kesimle ülkücü ırkçı kesimle arasında yaşanacak. Yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Çözülmeler başlıyor. Zamanında mesela Cizre yıkımı döneminde Erdoğan'a başbakanlık yapan kişiler, bakanlar artık gemiyi terk ediyor. Çünkü onlar bir gelecek görmüyorlar. Onlar mesela ekonominin başındaki adamların hepsi kaçtı gitti. Mehmet Şimşek, Ali Babacan. Ekonominin ne hale getirildiğini gördüler. Şu an ekonomi işte bir adama Erdoğan kendi damadına teslim etmiş durumda. Çünkü o adamın ekonomi yönetecek ne kabiliyeti var ne bir şeyi var. Ama her şeyin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Görünmez hale getirmeye çalışıyorlar. Mesela zamanında sözüm ona AKP'nin en parlak olduğu zamanlarda Erdoğan'ın ekonomi bakanlığını yapan, Merkez Bankası genel müdürlüğü yapan insanların hepsi şu an yok artık. Koptular, kaçtılar. Yeni arayışlar başladı. Selahattin Başkan bunu yıllar önce görüyordu ve bunlar olacak. En son Erdoğan'ı bunları linç edecek diyordu. Gerçekten o günleri göreceğiz. Ben o günlere inanıyorum. Haklı çıktı zaten. Şimdi Davutoğlu, Babacan saldırıyor yani. Muhalefet haline dönüştüler. Ama bir soru daha var. Şimdi HDP bir iki gün yani sanırım hafta sonuna kadar doğru adalet yürüyüşünü başlatıyor. Siz sürgündeki bir Kürt siyasetçisiniz ve sürgüne yani Avrupa'ya sürgüne geldiğiniz günden bu yana da aktif çalışmalarda yer alıyorsunuz. Aktif olarak da her yerde bulunmaya çalışıyorsunuz. Yani Avrupa'daki Kürtler, demokratlar, sosyalistler eş güdümlü olarak bir eylem hareketi yani Türkiye'deki bu baskı rejimine karşı bir eylem ya da yürüyüş uluslararası ölçekte ya da internasyonelistlerle böyle bir eylem planlamasına girebilirler mi? Ya da sizin gündeminizde var mı? Şimdi bakın Avrupa'da, diasporada bulunan Kürtlerin ve diğer sol demokratik çevrelerin hepsi, neredeyse hepsi devlet baskısından ötürü ülkeyi terk edip Avrupa'ya gelmek zorunda kalmış insanlar. Son 30-40 yılda da gerçekten burası da önemli bir direniş hattı oldu. Avrupa sürekli alanlarda oldu. Ülkede yaşanan baskı, zulüm ve faşizmi sürekli yürüyüşleriyle, sloganlarıyla, diğer eylemleriyle teşhir etmeye, görünür yani uluslararası platformda görünür hale getirmeye çalıştılar. Ama şu an ülkemizde artık bir faşizm var başta. Dolayısıyla mevcut direniş düzeyiyle buna cevap olunamaz. Yani dolayısıyla yani devlet her zamankinden daha baskıcıysa, daha gadarsa, tamamıyla faşistleştiyse Avrupa'daki halkımızın da daha iyi direnmesi gerekiyor. Yani şu ana kadar hep direndi, yürüdü filan. Ama yani şu an o korkunç şey hala devam ediyor ülkemizde. O büyük katliam tehditleri devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa'da çok daha yani halkımızın eskisine nazaran daha güçlü bir şekilde mücadelenin içerisinde yer alması gerekiyor. Şimdi yeni bir şey olur mu dediniz? Ben burada HDP'nin Almanya sözcülüğünü yapmaktayım, eş başkanlığını yapmaktayım. Biz burada diplomasi çalışması yürütüyoruz. Şüphesiz Avrupa'da 40-50 yıldır Avrupa'da bir Kürt diasporası vardır, direnen toplumsal bir kesim vardır, örgütlü kurumları vardır, yönetimleri vardır, karar organları vardır. Muhakkak HDP'nin başlatacağı bu direnişle eş zamanlı olarak
onlar da gündemlerine yeni yeni eylem programlarını alacaklardır. Öyle 4 yıldır buradayım. Gördüğüm, anladığım kadarıyla öyledir ve biz çıkarılacak bu programların içerisinde yer almaya çalışırız. Çünkü burada öteden beri direnen halkımızla aynı sömürüsüz, baskısız ülke için mücadele ediyoruz. Yüreğimiz aynı hasretle, aynı umutla çarpıyor. Dolayısıyla onlarla omuz omuza direnmeye devam ederiz. Dediğim gibi muhtemelen Avrupa'da özellikle bu salgın, yani eve kapatılma sürecinden sonra farklı, daha yaratıcı eylem biçimleriyle kendini görünür kılmaya başlar. Yani Avrupa'daki halkımız da Berkadan Cihane mi diyecek, yaşamak direnmektir diyerek mi bu süreci karşılamalı? Muhakkak öyle olmalı. Mesela siz de izlemişsinizdir, Leyla Güven arkadaşımız işte kadın hareketinin önemli öncülerinden biri. Bu karar çıktığında, bu faşist karar, yani dokunulmazlığı kaldırılıp tekrar cezaevine götürülme kararı çıktığında zafer işareti yaparak Berkodan Jiyane dedi. Bu aslında sözünü ettiğimiz ruhun yansımalarıdır Mehmet Tunç'un. Mehmet Tunç da bu ruhu Ahmet Zindan'da direnenlerden ödünç aldığını söylüyor. Dağlarda direnenlerden ödünç aldığını söylüyor. Bir bayrak gibi bu ruh da nesilden nesile, insandan insana aktarılıyor. Bence Berkodan Jiyane demek dışında bir çaremiz yok. Ama çok da çaresiz değiliz. Biz biraz da bu ruha göre kendimizi planladığımızda, mücadelenin içerisinde yer aldığımızda öyle inanıyorum ki zafer her zamankinden daha yakındır. Az önce çok öyle karamsar bir tablo gibi çizmişiz gibi görüldü ama ya doğrudur. Bir tarafta korkunç bir baskı ve zulüm var, faşizm var. Ama diğer taraftan her ne kadar şu an halkın kolu kanadı kırılmaya çalışılsa da mevcut sistem, mevcut uygulamayla kendini yok etmenin derekesine getirmiş. Halkımız da direnmeye devam ediyor. Devasa dağ gibi bir Kürt siyasi hareketi hala her alanda direniyor. Bunu görmek gerekir. Peki Sarı Yıldız, Sayın Sarı Yıldız, çok çok teşekkürler programımıza katıldığınız, bizi onur ettiniz. Umarım bundan sonraki zaman diliminde de görüşürüz. Bu tür programlar yaparız. Teşekkür ediyoruz. Son olarak bir şey söylemek isterseniz alayım. Vallahi yani ben size teşekkür ederim. Yani netice itibariyle bu bir ifade imkanıydı. Bu imkanı bize sağladığınız için teşekkür ederim Hikmet. Çok sağ olun. Görüşürüz. Çelbaş diyorum. Çelbaş. Evet sevgili izleyenler, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız konuğumuzdu ve önemli açıklamalarda bulundu. Birincisi direniş dedi, ikincisi faşizmi yıkmanın yolu Mehmet Tunç'un çizgisidir dedi. Asla diz çökmedik dedi. Bundan sonra da diz çökmeyeceklerini söyledi. HDP çizgisinin halkların umudu olduğunu ifade etti. Buna yönelik saldırıların gelişebileceğini ama dimdik ayakta duracaklarını vurguladı. Biz Sarı Yıldız'a çok teşekkür ederken sizlere de iyi akşamlar diyoruz. Esenle kalın. Kem kalkma, ev kalsışı dondu bü, kirş bü, gelek birindor bü. O dili ve zaf eşi o bü. Destin büyün hüneri, bübü kevir. Porin ve vege dare hiç bübü. Rüye ve bübü ah. Behna ve çubü. Şuna behna ve, behna kuyun ve akhede hat. لنگی خواه کم کرو بی بهیوی و طاقتا خواه کراسا وی جخوین شلو پل بی
poşi ji zuobu bi. Ji dilevi dil standı bi. Haft roş u şef dinavhenda kolani vaki khuamu bi. Bajari ez ji dayik biyim qedexe ya. Ta khanun qedexe kolani ez ji mezin bimi ji min ra mirin. Nemekari ez biçim bawe u nejime kari em tiştekî bikim. Xew neketibin çavên yek ji me. Me li gov hevke kûçik bên bixwin. Kûçik bên li ser leşê wê kom bibin. Heft roj û şev navhenda kolanê û li wê cihê hatibî kuştin û li wê erdê mabî. Ew diyamı büyü.